Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa PlayStation 2 oyununun 6. bölümüyle karşınızdayım. Gelin şunu tekrar bir izleyelim. Ben de boğazımı temizleyeyim. Müziğe bakar mısınız ya? Tsubasa. Bir önceki bölümde ikizlere karşı oynamıştık. O maçta Tsubasa'nın omzunun sakatlanması gerekiyormuş. Ama sakatlanmadı. Yani adamlara doğru düzgün topu oynatmadık, ondan dolayı mı acaba? Bu çok kötü bir şey. Ama benim bildiğim kadarıyla omzunu sakatlayan kişi Jito. Yani şu anda oynayacağımız takım kimle oynuyoruz? Kimle oynuyorduk ya? Neyse, şimdi şey yaparız. Onu da görürüz. Hirado muydu? Evet, Hirado ile oynuyoruz. Benim bildiğim kadarıyla bizi sakatlayan oyuncu, hatırladığım kadarıyla çok önceden izlemiştim, Jito'ydu. İkizlerle oynadığımız maçta bir şey oluyor muydu? Yani oluyorsa ve bizim bölümde olmadıysa bu çok kötü bir şey ya. Neyse, devam edelim. Hirado'ya karşı oynuyoruz. Sano ve Jito dikkat etmemiz gereken oyuncular. Bakalım neler olacak. 3-0 geride başlayacakmışız. Öyle söylentiler var. Maçın ortasından başlayacakmışız yani. Bakalım. Benim hala hastalığım devam ediyor arkadaşlar. Kolay kolay düzelmeyecek herhalde. Bir yandan kulak, bir yandan boğazım. Vallahi bir yandan iş yerinin durumu. Çok sıkıntılı günler yaşıyorum. Çok tehlikeli oyuncular var. Dikkat edin. Sizi sakatlamaya çalışacaklar. Bunu aldırış etmeyin. Ama siz başarırsınız. Başarırız. İşte Jito. Nankatsu. Sen benim için çocuk oynarsın. Oyuncağısın. Tsubasa, seni sakatlayacağım. Jito, ne yaparsan yap, seni geçmeye başaracağım. Bekle sen. Nankatsu bugün sahaya çıktığına pişman olacak, görürsünüz. Başlıyoruz. Sano, hazır mısın? Hazırım. İşte Sano. Bunların özel şutları vardı. Jito şut çeker gibi vuruyordu. Çok sert gidiyordu. Daha sonra kafa atıyordu Sano. Evet, Tsubasa omuzunu tutuyor. O zaman doğru, biz ikizlerle oynadığımız maçta sakatlandık. Ama göstermedi. Ben tekrar döneceğim. O sahneyi bulabilirsem yayınlayacağım arkadaşlar burada. Tam kaleye gelirken Sano. Tsubasa'nın yokluğundan faydalanıyorlar herhalde. Tsubasa'yı burada sakatlamış olsa gerek ya. Ben çünkü animenin özetini falan okuduğum zaman da onu sakatlayan oyuncu Soda olarak görünüyordu. Soda diyorum, Jito olarak görünüyordu. Onu da düşürdü. Çok sert bir oyuncu bu ya.
Bu sefer havaya. Yok böyle bir şey. Resmen kabus gibi arkadaşlar. Nankatsu kabusta şu anda. Biri Nankatsu'yu kabustan uyandırmalı. Tsubasa yerde. Tsubasa, başarmak zorundasın. Drive Shoot'u da keşfetmek üzeresin. Lütfen kendini topla ve bu maçta mücadele et. Ben sana güveniyorum. Drive Shoot'u bulacaksın. Roberto. Drive Shoot. Başka müzik yok muydu ya? Evet, ilk yarıyı 3-0 mağlup kapattık. TP'miz 3. 3 tane Hyper Shoot hakkımız var. Sanırım Dry Shoot 2 götürüyor. Tsubasa iyi misin? Oynamaya devam edebilecek misin? Evet, çok iyiyim. Bu maça asla bırakmayacağız. Özellikle Drive Shoot'u bu maçta bulmalıyım artık. Drive Shoot'u bu maçta artık bulmalıyım. Arkadaşlar, sahaya çıkıyoruz. Bu maçı alacağız. Hadi bakalım, umarım tuşlarda yine ayarlamaya gerek kalmaz. Evet, bir sıkıntı yok gibi. Çok güzel. Tamam, bir sıkıntı yok gibi. Drive Shoot. İşte Drive Shoot bu. Aa, buna bakmam lazım ama ya. Drive Shoot'a bakmam lazım arkadaşlar. Yoksa deneme yanılma bayağı gidecek. Tsubasa. Drive Shoot. X. Üçgen X. Evet, X üçgen X'miş arkadaşlar. Buradan bir deneyelim. Aa, olmadı. Tamam, şuradan bir deneyelim. Zamanlama önemli. İnşallah basabilirim ya. Çok heyecanlıyım şu anda. Roberto, bu senin için. X, üçgen X. Hadi. Hadi, çok heyecanlıyım, basamayacağım. Ne zaman basacağım onu bile bilmiyorum. Allah. Aa, bir şeye basamadım. Arkadaşlar, basmıyoruz herhalde bunda. Ekran değişir değişmez X'e bastım da. İyi, bize bırakmadı. Drive Shoot geldi. Sonunda keşfettik Drive Shoot'u. Şimdi durum 3-1. 2 TP'miz gitti. Drive Shoot açıldı herhalde. Kendi kendine açıldı. Hadi topu kapabiliriz. Çok güzel. İlkine basamadım. Oo. Bir kişiye de açalım atarsam Katagiri yine çıkabilir. Bakalım. Üç oldu. Dördü de deneyeceğim. Bir kişiye daha deneyeceğim be. Kaybettik bunu. Bu yüzdeyle. Aa, basamadım bile.
Allah! Kendime gelmem lazım. Benim gibi bir adam nasıl bed yapar ya? Aa, alamadık. Bir gol daha mı yiyoruz ne? Yuvarlak, X yuvarlak. Kurtarırım ya. Kurtardım. Hyper yapmayacağım. Yeter. 3'e basmayacağım. Haydi bakalım. 23 dakikamız var. İkinci yarı bu. Unutmayalım. Bu arada ikinci TP'miz de var. Bir drive shoot daha mı çeksek acaba? Hadi deneyelim. X. Neydi? X. Üçgen X. Hadi deneyelim. Ben vurmayacağım mı? niye kilitli o zaman arkadaş ben bir şey basmayacaksam? 3-2 oldu. Allah Allah. Hadi alacağız. Aldık bu topu. Çok güzel. Yürü. Bir normal şut deneyim. Kaleci bir kişi. Üçgen X kare. Hyper'ım yok. Bakın hyper oldu. Değme be. Değme be. Tüh, bayağı yavaşladı. Sıfırladı. Demek hyper olmadan da ona vurabiliyor. Çok güzel. Kaleciye çalım. Kaleciye çalım. Ama gücüm bayağı az. Ya arkadaşlar aslında kaleciye çalım atmak çok zor. Öyle kolay değil. Bana çalım atmayın diyorsunuz ama niye dediğinizi de bilmiyorum. Yani ha şut ha kaleciye çalım. Allah Allah, Allah Allah. Kare, yuvarlak kare. Çok zayıf geliyor şutlar ya. Niye bu kadar zayıf geliyor? Benim acilen bir gol daha atmam lazım. Offside. Yakında adam yok mu? Evet. Ah be. Değme be. Ne olur değme. Aldı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Offside'dayım. Şu gerideki adama. Heh. Tamam, şimdi çok güzel. Haydi bakalım. Bir şut deneyelim. Bu şut benim şutum değil. İki kere bet. Güzel. Göğsünde bir indir. Ya hayır, şut değil, durduramadım.
kare, üçgen kare. Adamı durduramadım. Tsubasa'ya pas attıracaktım ama. Hadi. Hadi bir gol daha bulmam lazım ondan sonra. Deneyeceğimi ondan sonra denemem lazım. Evet. Topu kaparsam kaleciye çalım. Çok güzel be. Tek seferde. Haydi. Yürü. Git. Kaleciyi çalımlayacağız. Bu sefer olacak. Haydi be Tsubasa. Ah be doldu. Kale boş ama. Kale boş. Hadi girin. Çok güzel. Çok güzel. Kale boş. Vur hemen. Vur. Bir kişi. Kare. X kare. Vurdurmayacak. Kaleci kalktı ya. Vur ulan. Belki hala yerdedir. X kare yuvarlak. X yuvarlak yuvarlak. Tsubasa nereye gidiyorsun? Ya olamaz böyle. Çok. Al lan. Al ne olur. Güzel. Çok güzel. Bravo be. Ya niye şut abi ya? Hiç organize atak yapamadım arkadaşlar. Yaptırmadılar yani. Ben orada o adamın şut çekmesini istemiyorum. Durduramıyorum. Anında şut çekiyor ya. Şu topu almam lazım bir an evvel. Evet, aldım. Oha. Hemen ayağımdan çıkarmalıyım. Evet, yürü. Gir çalıma. Kendin çalıma girebilirsin. Gir. Güzel. Çok güzel. Göğsümle indireceğim arkadaşlar. Hadi bir şans daha. Ya da şut mu çeksem ya? Çalım deneyeceğim. Ondan sonra bir drive şut hakkım daha var. Hadi yürü. Hadi bakalım. Ne kadar zor ya. Kesin. Durdurun. Çok güzel. Bravo Ishizaki. Adamsın lan. Kaleci kalesinde. Bak yine durduramadım. Yine şut çekti. Hadi bir şekilde drive shoot çekmem lazım. Acele. Topu kapıp drive shoot. Hadi be. Şu pres yaptırmayı da bulamadım ki. Evet, alırım ya. Ondan da alırım. Alırım. Kim olursa olsun alırım. Şimdi
Şimdi bana sorarsa neydi X üçgen X? Soran bilmiyorum. Vallahi yaptım arkadaşlar. Oha 5000 vurdu. Aa kesti. İnanamıyorum 5000'lik şutu kesti. Bir kere daha mı? Oha. Bir kere daha. Bir kere daha vurdum arkadaşlar. Ne oluyor öyle ya? Bir kere daha vur hadi. Bir kere daha vur. Gol atmam lazım. Abi hadi ya. X üçgen bir kere daha mı? Haydi be. Lan heyecanlandırmayın beni ya. Ağzını kırayım. Adam niye girdi orada? Bir kere daha kalkıyor valla. Ya abi tam tuşlara basacağım. Adamın görüntüsü geldi ya. Basamadım Hyper'a. Haydi. Haydi gol olsun. Haydi gol olsun. Allah'ım yok böyle bir şey ya. Uf. Ben çok mu kırmızıyım ya? Sanki kendimi kırmızı görüyorum. Vallahi beraberliği bulduk. Al şu anından topu. Çizgi film gibi oyun ya. Yemin ediyorum çizgi film gibi. Hadi son dakikada bir gol daha belki atabilirim. Koşun, koşun. Ya Tsubasa durdu ya. Ya böyle bir hile olamaz ya. Adama kaymadı yemin ediyorum orada. Bak şimdi. Şu kendi yuvarlak yok. Haydi be son saniyede. İşte galibiyet golü. Tsubasa'dan geliyor. Ne maçtı ya. İki gol beleşten geldi ama yok böyle bir maç gerçekten. Hakikaten lost time'da geldi son dakikada. Basın. Bu topu alıp bitirmem lazım. İşte bu kadar. Jito ve Sano'nun ağzını burnunu kırdık arkadaşlar. Üçüncü drive şu çok gergindi ya vallahi. İki kere hyper yaptım. Tam üçüncüde odaklandım tuşlara basacağım. Hocamızı gösterdi. Dikkat allak bullak oldu. Yalnız 5000 vurdu ya drive shoot'ta. Köfte mi? Bu da onun çocuğu gibi. Arkadaşlar zor da olsa kazanmayı bildik. Sıradaki takımımız
Bu bölüm tek yarı oldu ama F Furano muydu, kimdi? Neyse, onu sonra araştırırız, zaten yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum her zamanki gibi. Şimdilik benden bu kadar. Tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aboneyseniz de kırmızı kepi sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza tavsiye ederek bana destek olabilirsiniz. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Benim gibi hasta olmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.